İsmim Türkan Toygar, Beydinliyim. Yani uzun zamandır da Nallı'nın oturdum. Beydin'de zaten buranın köylerinden. Hı hı. Ben kendi konfeksiyonda çalışıyorum. Hı hı. Bu işleri de iğne oyasından her Nallı'nda herkesin bildiği gibi biz de biliyoruz. Artı bu koza çekimini de öğreniyoruz. Koza çekilerek ip elde ediliyor. Bu koza işte zamanında mesela Mayıs-Haziran aylarında biz bunları alıyoruz. Yani buranın köylerinde oluyor. Nallı'na özgü bir şey. İpek böceği yetiştiriliyor yani. Tabii yetiştiriliyor köylerinde. Hı hı. Hala eskisi gibi devam ediyor. Biz bunu alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi tavada. Bu hale geldikten sonra renk veya beyaz kullanarak oyu haline getiriyor. Mesela kullandığımız bu oyalar. Hı hı. Bunların renklerini boyuyoruz. Beyaz kullanıyoruz. Her türlü rengi, doğal renkler, hazır aldığımız renkler. Peki ipek böceği koza yapar yapmaz mı ip haline getiriyorsunuz? Bir süre bekletiyor musunuz onu? Koza yapar yapmaz da kullanabiliyoruz. Yani taze taze de bunu hemen alıp çekebiliyoruz. Artı daha sonra çekeceksek bekletiyorsunuz. Çok güneş varsa güneşte yani o kuruyuncaya kadar içindeki o kelebeğe dönüşecek tırtılın ölmesi. Yani güneşten ölüyor kuruduğu zaman, öldüğü zaman çıkamıyor, yani delemiyor. Çünkü deldiği zaman biz bunu elde edemeyiz. Kalitesi yani, düşüyor öyle kalitesi mi? Kalitesi düştüğü değil, uç vermez. Yani çünkü bir tek ucu uç vermek ne demek? Şimdi bu böcek kendini içe örüyor. Yani dışında bir ip, bir uçta içe kendini hapsediyor. Yani bunun bir tek ucu var. Bu artı eğer çıkarsa, yani ucunuz mesela şöyle bir... Mesela kurumadığı zaman, buradan deldiği zaman bu uç komple gidiyor. Biz bu uç yani, çünkü parçalanıyor uçlar. Bir tek uç vermiyor. Bir sürü uç verdiği için, bu bir tek uç olmadığı için bundan biz normal ipi elde edemiyoruz. O yüzden ya kurutuyoruz fırında hafif ateşte, artı güneşte, çok da onlara zamanımız yoksa poşet içinde dolapta. Buzdolabında saklıyorsunuz. Buzdolabında, buzluğunda. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Daha sonra bunu çekiyoruz. Yani ya o zaman ya sonra çektiğimizde kaynar suya atıp. Kaynar. Tavada, bu ocakta da olabilir, artı tüpte de olabilir yani isteğe göre. Bu su kaynıyor yani kaynadığı zaman. Miktar olarak ne kadar atıyorsunuz mesela? Mesela tavanın büyüklüğüne göre. Tava büyükse 1 kilo. Artı 2 kilo da, çünkü 2 kişi oturursa 2 kişi de çekebiliyor bunu. Yani tek başınaysanız tek başına da çekebiliyorsunuz. Yarım kilo, 1 kilo. Artı bunları böyle çektikten sonra en son bitinceye kadar, yani içine tırtıl çıkınca kadar elde edebiliyorsun. Yani ipeyi alabiliyorsunuz bundan. Öbür türlü eğer ozanız iyi değilse, kurumadıysa veya herhangi bu bir şey içindekiler varsa, şimdi vermez, vermez. Koza bitene kadar bu şekilde saracak mısınız? Bu şekilde. Yani bu tepsi doluyor. Bunu kelefe olarak sardığımız zaman başka bir tepsiye devam ediyoruz. Daha sonra bunları boyuyoruz. Boyama işlemi nasıl oluyor? Nelerle boyanır? Boyama işlemi, biz hazır şeyler alıyoruz. Mesela boyalar alıyoruz, her renk. Bunları artı karıştırıyoruz. Mesela bir yeşil köklük boyayacağız. O yeşil köklüğü önce sarı. Böyle sarıya boyuyoruz. Az bir yeşil attığında bu yani kök yeşil. Mesela kök yeşil, biz genelde kök yeşil kullanırız oyaların altlarına. Üzerine papatya oyası olsun, menekşe olsun, sonra elma çiçeği. Zaten alanda özgü oyalar. Elma çiçeği, papatya, genevir. Buğday neden atılıyor üzerine? Bir süre sarıyorsunuz, ondan sonra buğday atıyorsunuz. Ya, uçlar üst üste atıldığı zaman karışır. Karışmaması için bunu artı buğday atabiliyorsun, beyaz fasulye atabiliyorsun. Yani dolaşmaması için. Dolaşmaması. Çünkü üst üste atıyoruz bunu. Ya arada bir şey olmadığı için dolaşıyor. Dolaşmaması için bunu atıyoruz. Önce doğanın tüm çiçekleri, kuşları, böcekleri, kelebekleri bir araya getirilir. Ardından el emeği, göz nuru, bir tutam sevgi, birazcık da yaşama sevinci, üzerine de bolca sabır serpiştirilir. Daha sonra al yanaklı, gözleri sürmeli, kiraz dudaklı kızlar gibi yan yana dizilirler. Bakınca insanın içini bir hoş eder oyalar. Thank you.
seni tanıyalım mı biraz? Ben Nurşen Bütün. Halk Eğitim Merkezi'ne tabii bu yıl kursiyerim. İğne oyası öğrenmek amacıyla gittim. Neler yapıyorsun iğne oyası? Önce kök çekmesini öğrendim. Ne demek kök çekme? Yazma oyalarında ilk oyayı üzerine yapabilmek için önce kök gerekiyor. Onu çekmeyi öğrendim. Daha sonra işleri yapmaya başladım. Şu anda da filer yapıyorum. Nasıl yapılıyor iğne oyası? Biraz yapım tekniklerinden söz edersin bize. İğne oyasını yapabilmek için öncelikle ipeğimizi bükmek gerekiyor. O ipeğimizi de yani o boyanmış olan ipeği. Tabii boyanmış olan ipeği tabii ki. İpeğimizi büküyoruz. Onda iğneyi takıyoruz. Sonra iki ucunu ayrı ayrı. Böyle hep dizimizde mi iğne takıyoruz? Tabii dizimizde veya daha uzun olması amacıyla ayağımıza takıyoruz. Sonra bunu ayrı olarak önce içe büküyorum. Evet. İçe bir müddet büktükten sonra ama çok iyi, içi çok iyi bükülmesi gerekiyor. Nasıl bir iştir iğne oyası? Nasıl çok yapılır? Zevkli. Yani bana terapi gibi geliyor. Ben kursa gittiğimde bütün sorunlarına sadece yaptığın işle uğraşıyor. Tabii ki ilmeklerle, düğümlerle oluşuyor tabii ki. Peki zor olmuyor mu? Zor değil. Çok zor. Gözleriniz aynı noktaya bakmaktan bir müddet sonra yorulabiliyor. Parmaklar yine aynı şekilde. Çok zor ama çok zevkli ortaya çıkan işler. İpeğimi büktükten sonra, bu ipeği hazır ettikten sonra kumaşıma geliyor sıra. Kumaşımın kenarını yiviliyorum. Bu yivileme işi de içe bükerek üzerine zürafalar gidiyorum. Yine ilmeklerle oluşuyor bu. Yivilme gittikten sonra ara işini yapıyorum. Ara iş... Evet. Ve daha sonra şu şekilde çiçeklerini hazırlıyorum. Bu papatya, papatya bu tabii. Ben papatya çalıştım işime. Peki nasıl böyle dik durmasını sağlıyorsunuz oyaların? Dik durmasını sıkı çekerek, ilmeklerimizi sıkı çekerek ve boru oluşturuyoruz. Misine kullanıyoruz şu boruyu oluştururken de. Misine. İçerisine misine koyuyoruz. Bu da dik durmasını tabii, sağlıyor. Tabii dik durmasını sağlıyor. Evet. Bu üzerinizdeki kıyafet Nallıhan'a özgü bir giysi midir? Tabii Nallıhan'a özgü yöresel bir giysi. Yöresel giysimiz. Kına gecelerinde gelin ve arkadaşları giyiyor. Gelin başına bu yapılmış olan tacı takıyor. Bu da el emeği. İğne oyasına yapılmış olan tacı takıyor. Ve eğlencelerde, yani kına gecelerinde. Yani genelde bu taç mı takılıyor? Evet. İğne oyasından taç, yapılmış. Tabii. Küpelerin de var bu arada. Evet. İğne oyasından yapılmış. Evet. Seni tanıyalım birazdan. Ben Nilgün Kemik, kursiyerim. Sen de halk eğitime gidiyorum, evet. İğne oyası yapıyorsun. Evet, iğne oyası yapıyorum. Sen neler yapıyorsun? Biz fular, namaz örtüsü, yaka çiçeğinden hariç bu tacları yapıyoruz. Böyle vazoya çiçek, el süslemesinde panolar, vazoya koyulan çiçekler yapıyoruz. Hepsini yine geleneksel usullerle, evet. eskiye bağlı kalarak yapıyorsunuz değil mi? Böyle doğadan aldığımız çiçeklerden, malzemeler. Aynı renklerden, onlara uygun olarak. Eskiden beri babaannemizler de zaten doğadan aldıkları çiçekleri iğne oyalarına uyguluyorlarmış. Nedir bu çiçek örneği? Bunun adı zambak. Zambak. Bunu tek olarak yaka çiçeği ya da panolarda kullanıyoruz. Peki satma imkanınız oluyor mu? Eğer sipariş alınırsa satma imkanımız oluyor. Kimler alıyor daha çok? Kimler sipariş veriyor? Daha çok mesela bunu bilmeyenler, iğne oyasını sevenler, eskiden mesela anneannesi babaannesi yapıyormuş ama kendisi bilmiyor, çalışıyor. Onlar heves ediyorlar, istiyorlar. Yani bunu emeğini bilen, güzelliğini bilen kişiler genelde istiyorlar. Senin de başında bir taç var. Ha, gelin tacı bu, evet gelin iğne oyasından. Sen mi yaptın? Bunu ben yapmadım, arkadaşım yaptı. Ben de yapmıştım. Evde benimki. Yarım kahve önünde, çay bardağı elinde. Ne yapsın benim yarim, abisi var önünde. Aman narim narim, asker benim yarim. Askerlik iki sene, ortak yapalım yarim.